Kurtuluş taiz. Masum yerleşimciler değil, işgalci teröristler. Ankara, Riyad Zirvesi'nde çok önemli bir rol oynadı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da onurunu kurtarmak için büyük bir çaba gösterdi. Zirvede bugüne kadarki ki alışıla geldik kınama bildirilerinden farklı olarak eyleme geçirecek, İsrail'i büyük oranda rahatsız eden ve Avrupa'yı da İsrail'e sunduğu destekten vazgeçirecek nitelikte önemli kararlara imza atıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Netanyahu'yu yerinden zıplatacak bildirisini büyük oranda Türkiye'nin belirlediği söylenebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad zirvesini önceden çalışarak sonuç bildirgesini şekillendirmeye çalıştı. Bu tür zirvelerde olacaklar, yazılıp çizilecekler aslında aşağı yukarı önceden bellidir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da zirve öncesi girişimleriyle sonuç bildirisini geleneksel kınamın telinden çıkarıp katılımcı ülkelerin aksiyon almasını sağlayabilecek düzeyde bir çalışma yürüttü. Türkiye, İsrail'i rahatsız eden ve üye ülkelerin aksiyon almalarına olanak tanıyacak tüm maddeleri sonuç bildirgesine geçirmeye başardı. Metinde İsrail yerleşimcilere ilk defa terörist olarak tanımlayan ifadeler yer alıyor. Dünyanın diline masum yerleşimciler olarak yerleşen bu İsrail e sivil işgalciler tam anlamıyla bir terörist olarak anılmaya hak ediyor. Bu sivil işgalciler İsrail askerlerinin korumasında Filistinleri kovarak direnenleri ise öldürerek evlerine, bahçelerine, ve hayvanlarına dahi el koyuyorlardı. Bunların gerçek anlamda soykırımcı katil sürüsü olduğunu ifade etmek ve bunu Riyad zirvesinin bildirisine geçirmek Türkiye'nin hanesine yazılması gereken önemli bir başarıdır. Bu işgal sürüsü bundan böyle artık yerleşimci değil, terörist olarak anılacaktır. Riyad bildirisinde İsrail'in nükleer silahlardan arındırılmasının önünü açacak, Tel Aviv üzerinde baskı yaratacak nükleer silahlardan arındırılma konferansı teklifi de son derece önemli. Diğer önemli madde ise zirveye katılan ülkelerin Gazze'deki ablukayı kırmaya teşvik edilmesi. Gazze'ye yardım için harekete geçecek ülkeler doğrudan veya dolaylı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın sonuç bildirisinde yer alan bu maddeyi referans alabilecek ve diğer ülkelerin yardım ve desteğine sahip olacak. İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılara karşı Türkiye, Filistin halkının sesi olarak elinden gelen çabayı göstermeye gayret ediyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Riyad zirvesinde gösterdiği duyarlılık ve yoğun temasları takdire şayandır. İsrail ve ABD'yi en çok rahatsız eden ülke Türkiye, lideri ise Erdoğan'dır. İsrail'in bu seferki Gazze katliamı yanına kar kalmayacak. Türkiye, İsrail'in savaş suçlarının takipçisi olacak. Katil Netanyahu'nun Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ne sevkini de yine Ankara'nın çabaları sağlayacak.